Acun Ilıcalı efendim yılbaşı akşamı izleyenlere sürpriz yaparak Survivor'ın tam kadrosunu açıkladı. Bu sezon ünlüler, gönüllüler bir de fenomenler var. Müge'ciğim, evet, senin evet. Favorini de merak ediyorum. Genelde kimi favori olarak göstersen var, bir ikinci tane. Haftasında eleniyor. Koreli çocuk var. Chubby. Evet. Chubby. Çünkü onun YouTube'daki videolarını da çok beğeniyorum. Evet. Ama favori göstermeyeceğim ki çocuğun başına bir şey gelmesin. Ünlülerle başlayalım. VTR bir şey var mıydı arkadaşlar? Burada izleyelim, altta dönsün. Ünlüler takımıyla başlayalım. Berdan Mardin'i, Müge'cim, Berdan Mardin'i. Bilmediğimiz bir Berdan'ı tanıdık ve bence, sevdik. Evet, bence şöyle, Berdan Mardin'i adada daha çok sürpriz yapacak. Şimdi sen adada iyice tanıyamayacaksın. Dönüşte Allah'ım biz daha önce kimi konuk ettik diyeceğiz. Berdan'da öyle bir sürprizli çıkışlar var. En son Titan'ı konuşmuştuk bu masada zaten. Bence orada çok şey konuşuyor. Ümit Erdin var. Onu da Hayat Bilgisi dizisiyle tanımıştık. Ümit o de... da 4 yılda 45 evet. kilo verdi. 45 kilo az buldu. Evet. Onun da performansını merak ediyoruz. Zaten eğlenceli de bir isim. Evet. Yusuf Güney. Ben sana söyleyeyim mi? En sürprizli Yusuf Güney olacak gibi geliyor bana. Adada çıkabilecek bütün gerginlikler ve kavganın şeyi olabilir. Kahramanı olabilir. Ama sana şöyle söyleyeyim. Bir muhteşem Yusuf. Bir taklit yeteneği var Yusuf'un. Evet. Yusuf kolay birisi değil evet. yani. Haksızlık karşısında susmaz. Boyun eğmez. Hayır. Sıfır. Sıfır. Bir sürpriz isim. Bence ben böyle listeyi görünce ben şok oldum. Ben seçkini merak ettim. Seçkin vallahi, piriler. Aynen merak ediyorum. Kaan Tangöze'den boşandıktan sonra aynen. o kadar zor süreçten geçti babasının ki. Ölümü şimdi Kaan'dan ona Survivor'da boşanma. Ne açlık koyar, ne yarışlar koyar, ne polemikler koyar. Çünkü kız küllerinden doğdu. Bence yarışmanın en hırslısı ve sürpriz isimlerinden bir tanesi diyebiliriz seçkin piriler seçkini için. Merak ediyorum açıkçası. En eğlenceli ismi. BKM Mutfak'la tanıdık efendim. Murat, Murat Eken, evet. Fırtına Biçen. Kesin. Biçer diyor. Tanıtımda bile yani o espriyi vermiş. Murat, tanıtımı aynen. izleyince bayağı da güldük. Böyle çizgi dışı tipler var. Zeynep Alkan'a evet, evet. ne diyorsun? Hamdi Alkan'ın kızı. Zeynep Alkan'a. O da bence Dobralı'nı konuşturacak. Zeynep Alkan'ı bir ağacın tepesinde görebilirsin. Bir çalıların arasından çıkabilir. Tepe takla atabilir. Amuda kalkar, zıplar falan. Her türlü aksiyon Zeynep'ten gelecek. Aksiyon kraliçesi olabilir. Bu sene tipler böyle iyi. Bayağı böyle... bize malzeme çıkacak tipler. Magazine, ben sana söyleyeyim. Magazine ama Ümit çok zayıf. Ya. Ben kim? Ümit'le... İki ay önce mi ne Nişantaşı'da? Çok zayıfladı. Çok zayıfladı. O buraya o gücü yetecek mi çocuğun ya? Yetecek herhalde ki. Çünkü çok testlerden geçtiler. Testlerden evet. ve sağlık raporları almadan asla gitmeleri söz konusu değil. Değil. Evet, evet. İnşallah. Ve aynı zamanda biliyorsun benim favorim Ümit zaten. Eğitim aldı, Ümit pilot oldu. Evet, seviyorum. O uçak uçuruyor. Aynı zamanda. Uçak uçuruyor yani. Abi öyle de Survivor'ın... O şeyleri çok farklı abi yani istersen jockey ol yani. Ama atın bu sene, falan de. Bu sene Acun özellikle belirtiyor akıl oyunları ön tabii. planda olacak diyor. Ama vallahi hepsiyle hepsini ayrı ayrı birbirleriyle işimiz Ümit olur. Halleder. Biz de olurmuşuz sanki böyle yani. Akıl oyunları falan. Ne ada kalırdı ne yarışma kalırdı. Hafızamızda birbirlerine girerdi herkes biliyor. Ben birinci dakikada derdim ki Gülşen neydi o? bir tek ne olurdu biliyor musun? %100 derdim yani. Açlıktan biz birbirimizi yerdik. Birbirimizi. Ha açlık gelince de önce o beni yerdi, sonra ben onu. Bir şey hatırlamak olduğunu da Gülşen neydi derdi. Ünlüler takımında oyuncu Cansu Tuman da var. Kiralık Aşk ve Ufak Tefek Cinayetler dizisiyle tanıyoruz kendisini. Fenomenler mi, gönüllere mi? Chubby. Fenomenlere geçiyoruz. Buse Plan. Chubby Han, Müge'nin favorisi. Çok Chubby. Tatlı. Chubby çok sempatik. Ay çok seviyorum. Halil İbrahim Göker, Ela Nur, Alper Rende, Kürşat Juan, Aysu Keskin ve Barış Telli var. Barış da benim favorilerim arasında. Bu fenomenler de döndükten sonra artık bir program sahibi falan filan olurlar. Tabii. Adanın cilasıyla zaten. Fenomenlikten başka zaten bir meslek dalını atlarlar yani. Sosyal medyada programlar yapıyorlar. Aynen yapıyorlar. Chubby'yi oradan biliyorum. Yani. Gönüllüler kadrosu Gizem Avcı, Osmancan, Aleyna... Aleyna, Asena, Asena kim Asena biliyorsun değil mi Asena kim? Ahmet Tursun'un eski eşi. Evet Asena, ama o da spor salonundan çıkıyor. De hazırlanıyordu zaten. Aynen öyle, aynen. Özgür, Tunga, Kardelen ve Valison. Evet Valison'u da Masterchef yarışmasıyla tanıyoruz. Çok da sempatikti. Evet. Evet. Değişik bir kadro. İlginç devam bir edelim kadro. Müge'cim. Nereye dönelim? O ses. O ses. Şıklara güzeldi. Bakalım bir.
o ışıklar bir kere o kadar iyiydi ki, evet. O ışıkların altında biz de böyle buradan gitsek gayet de güzel çıkardık. Ve o sesin şıklarına bakalım, Muammer'in şeyinden geçsinler. Muammer'i de tahtaya testinden geçsinler. Evet, izleyelim. Durdu ve kalkıyor. Aa, yarışmacılarla mı başlayalım? Aslan Malbora. Çok güzel kız. Çok tatlı. Hepsi Aslan. Birbirinden güzel, evet. Zaten. Çıtır Seda'yla, Seda'yla başlayalım. Seda Sayan'la başlayalım. Evet, Seda Sayan yine burada. Demin anlattığım gibi. Aa, o elbisenin bir benzeri gibi. Evet. Evet. İşte yani işte aynı. Seda Sayan çizgisi. Kime çalıştırıyor bilmiyorum ama elbise kötü mü? Hayır, değil. Ama yani Seda'ya biraz farklılık getirmesi gerekiyor. Yapan kişinin. Bu farklılıktan da uğraşmıyor. Zannettiğim kadarıyla bunlar hazır elbiseler. Anladın ben mı? Ben de biraz kafa yormuyorlar. Ay var elimize gönder giysin, var elimize gönder giysin yapıyorlar. Değil. Mesela ben bir tane oturdum, sırf onun için kafa patlattım. Yaptım ve programda giydi. Binlerce şey aldım. İçinden yorum iç çamaşırı, aldım. Burası... Hepsi böyle görünüyor siyahın içerisinden. Öyle bir şey yapmıştım ama tam Seda Sayan'ın... Yani vücut da o kadar iyi ki her türlü şeyi şahane taşıyor. Seda'yı yakından gördünüz mü? Gördük, biliyoruz. Yakından daha güzel. Haş bebek. Yakından daha iyi. Haş bebek. Fotoğraf da yani, çok yakışıyor. Çok yakışıyor. Ben düzü sevmiyorum Seda'da. Çok böyle şey pırasa pırasa oluyor. Bu çok hoşuma gidiyor. Ama yani artık Sedoş değiştir yani. Şu stillerini değiştir. Tamam göndereceğim. Ay ne küfür etti. Ay annem. Ebru Gündeş gelsin. Ay her yerim yanıyor. Ebru Gündeş klasik zaten. Evet, klasik. Kalmaz. Bir de ben o programı seyrettim falan. Ebru biraz sanki of. Ay bir bilse de şu çekim gitsek bir suratı vardı, fark ettiniz mi? Onunla birlikte de elbise de düşmüş. Ama hep Ebru'nun böyle bir ağırlığı vardır ya böyle. Sert o bir tarzı var. O. Hayatım nasıl ağırlığı var yani? Buraya koyuyorsak koyuyoruz. Buraya da kilosunu koyuyoruz eşleyelim diye. Ama bu kadın hala böyle bir gidiyor yani. Bir şey var, yaşı mı ilerledi neyin nesi? Yok yani yok be. TV8'de onlarla birlikte, ama yani onlarla bakma, birlikte Ebru'cum, beni de bitiriyorsun. Bak şimdi yine burada resim oynaması var. Çok büyük oynamalar var yani. İnsanlar hepsini taş bebek gibi falan zannediyor. Kızlar sakın yanılmayın, öyle bir şey yok. Yüzleri Türkiye haritası gibi. Beni dinleyin. Şimdi bu elbiselerin kollarına kullandıkları falan, bunlar hep fi tarihinin kumaşları. Artık yok bunlar. Yani çok Ebru Gündeş risk almaz, klasik. Evet, bugün almış. Klasiğini giyseydi, şöyle straplez bir şey giyseydi, çıksaydı Ebru Gündeş deseydik. Neyse artık boyun şeyleri de başlamış. Bantları. Onu biz de yapıyoruz artık. Allah'a şükürler olsun. O başladı, bizde de başladı. Aynen. Bak, ben bazen ışık da... İkisinin de eli buraya gidiyor. Bazen ışık da bakıyorum. Hemen diyorum yarın biraz boyunlu bir şey giyeyim. Yıldız Tilbe çok şaşırttı. Görüntüsü. Evet. Yıldız Tilbe uzun zaman sonra ilk kez böyle şık gördük. Şıklık değil ya. Bak şimdi Yıldız'ı ben Tarkan'ı da seviyorum. Yıldız'ı da öyle seviyorum. Sesten ve sanatçıdan dolayı. Tabii ki. Yıldız'da çok elbiseler yaptık biz. Fakat bak şimdi yapıyorum. Evet. Onun içine gidiyor bir tane böyle kombinezon giyiyor. Buradan askıyı çıkarıyor. Öyle yapıyor falan. Rahat etmek sonra istiyor. Sonra diyor ki nasıl olmuş Ketenci beğendi. Diyorum ki yani yemin ediyorum yeni bir akım çıkarıyorsun. Evet. Şimdi Yıldız'ın üzerinde çok güzel elbise görsen ben Yıldız'ı çok çirkin görürüm. Ne demek istediğimi anladınız mı? Yani Yıldız'ı ben böyle akıllara sırlara almayacak kıyafetlerle hep tasavvur ediyorum. Değişik böyle çılgın. Aklına bu ne ya falan oluyorsun ya. Evet. İşte öyle kıyafetlerle onu yorumlamak isterdim ben burada. Yani bu Yıldız Tilbe değil. O sor şimdi Yıldız'a diyecek ki evet anne ben gerçekten dedim çok ısrar ettiler giydim falan olacak. Ben en çok şeyde güldüm. Çok havalı olmuş. Çok havalı olmuş. Vücut yani, incecik. Evet yani. Mesela yandan böyle birazcık daha dönse burnunun kemiğini falan görmesem Yıldız Tilbe demem. Demezsin, yani ben. Aynen. Bir ara dans Ocak ederken açık aydı. Çünkü yarık gidiyordu. Bir hava vermiş ama yani. O çok değişik ya, geldi. Dünya tatlı. Yani en azından şaşırttı ya. Aa evet, saç evet, falan şaşırttı, dedim yani. Doğru söylüyorsun ama yine de bak şaşırtıyor ama bak dekoltesinin hani elbisesinin nasıl giyilebileceğini de biraz karar veriyor. Evet. Saygısı var. Evet. Anladın mı evet. Ne kadar? Evet bak, evet. Yırtmaçı bile yok. İstemez miydi buradan kasıktan aşağı kadar açık çıkar? Çok güzel da, bacağı var. Çok güzel bacakları İncecik var. İncecik bacakları var ya. İnce uzun bacakları ay, var gerçekten. Ay kurban olsun annen sana. Doğru yarışmacılardan kim geliyor? Ayça Ayşin Turan olabilir. Ay bu kıza Aslan bayıldım. Aslan Malbora çok ay, güzel. Peri kızı gibi.
Efendim? Masallardaki peri kızı evet. gibi. Şimdi bu bolero tarzı kıyafetleri ben çok seviyorum ve her boyda, her aynada bunu kabul etmiyor ama bu evet. kıza çok yakışmış. İyi bir gerdan lazım çok. Ona. Evet. Ve saç modeline de bayıldım. Çok tatlı. Yani bunun buradan eldiven gelişine bayıldım. Etek boyuna hayran oldum. Ayağında gayri resmi ayakkabı giymemiş ben. Bayıldım. Bu kız çok güzel, çok, çok beğendim. Ne giyse yakışıyor zaten. Evet, dekoltesine bakar mısınız? Hani öyle bir hava vermiş ki modası. Ayakkabıları düştü, falan düşecek gibi güzel. Ama asla sakil durmuyor. Evet, çok güzel evet. görünüyor. Devam edelim. Devam edelim. Alina. Ya, evet, küçük gelindi. Yok, bir şey kızdı Sezen Aksu'nun bu. Gelini. Bu, evet, ben bu kıza hayranım. Çok güzel. Zaten bakın şimdi Allah nasıl bir aura vermiş değil mi? Bu cadı kendini tanıyor aynada. Hmm. Evet. Bak şimdi spagettiyle düz basic bir elbise giymiş değil mi? Gerek yok ki. Evet. Böyle aptal aptal buradan bir şey çıkarsın buradan bilmem ne bacağını evet. açsın falan. Saçının şeklinden elbisesine bayıldım. Aferin kızım. Çok güzel olmuş. Yani o kadar güzel bir kitlesi var ki çok güzel örnek oluyor. Muammer çok gencecik, tazecik bir kız. Daha böyle cici bici farklı bir şey yiyemez mi? Ya çok cici biciler geldi, de giyer. O akşamın asaleti, TV8'de hani o şarkıya çıkışı çok güzel düşünmüş. Ben çok beğendim. Yaşının yani illa ki evet buradan bir kuyruk sarkacak da arkada böyle yürüyecek falan. Bunlar yok ben artık böyle, ya. Ondan bir pembe membe bir şeyler bekliyor. O da yakışır ona. Evet, o da evet, yakışır. Olabilir. Ama çok güzel olmuş. Genelde herkes aferin. Siyahı tercih etmiş. Evet. Devam edelim. Kim geliyor? Hangisi geliyor? Bestemsu ay bu var diyelim ya, ve kalalım. Gerçekten korku filmi. Kalalım. Bestemsu'da bir kalalım. Ben bu korku filmi. Evet. Nasıl buldun kıyafeti? Ay yok, böyle güzel şey bir söylenmez kız. Yani. Çok abi, güzel bir abi bu kulağındaki kız. Aksesuar, evet. buradaki aksesuar, göğüs altına bunlar. Yani. O kadar güzel bir kız. Peki bunun biz burada bir. İlk defa bu işe biz burada biraz galiba. Şıngırdaklı bir küpe taktığımızda sesçi arkadaşlar hayır ses gidiyor falan diye uyarıyorlar. O şangır şungur. Şangır şungur evet bir de oynayan küpe bunlar. Küpe. Oynayan küpe. Evet evet yok ay, bu kızı hiç beğenmedim gerçekten.